yılların özenli araştırmaları ve tecrübeleri sayesinde bilim insanları neredeyse sınırsız sayılabilecek bir güç kaynağı keşfetti. Petrol endüstrisinin ana ürünü olan bu güç kaynağı benzindir. Aslında benzin dünyadaki en büyük tek güç kaynağıdır. Ondan daha iyi yanan yok. Ve otomobil motoru bugüne kadar benzin gücünün en büyük kullanıcısıdır. İşte bir havan gibi görünen ve otomobil motoru içeren bir alet. Benzinden güç almanın prensibini örneklerle açıklayabiliriz. Benzini güç almak için ilave ediyoruz. Ancak tek başına güç sağlayamaz. Benzini yakıyoruz. Bu aslında hepimizin bildiği bir şeyi kanıtlıyor. Benzin, gücünü serbest bırakması için bol miktarda havayla karıştırılır. Benzin, aynı miktardaki baruttan daha fazla güç sağlar. İlk silindirlerin içine hava ve benzin karışımı koyuyoruz. Diğerlerine eşit ağırlıkta barut koyuyoruz. Elektrik ateşlemesiyle gücü dışarıya çıkartıyoruz. Şimdi silindirlerin içine piston koyduk. Sonra yeniden barut doldurduk. Barut buraya kadar iyi bir atış sağladı. Şimdi silindire benzin ve hava karışımı doldurduk. Benzin basınç altında çok iyi çalışır. Karışım yüksek basınç altında kalacak şekilde sıkıştırılıyor. Yüksek basınç ile çok daha fazla güç elde ettik. Otomobillerdeki prensip ise şöyledir. Emme vanası açılır. Hava ve benzin karışımı silindirin içine çekilir. İçine çekildikten sonra emme vanası kapanır, piston yükselir ve hava benzin karışımını sıkıştırır. Basınç hızla yükselir. Sıkışmadan dolayı sıcaklık da artar. Daha sonra kıvılcımla tetiklenir. Bu, karışımın patlamasına neden olur. Daha sonra yüksek bir ısı ortaya çıkar. Bu yüksek ısı molekülleri şiddetli bir şekilde sallayarak silindirin içindeki basıncı yükseltir. Ve burada oluşan basınç pistonu aşağıya doğru iter. Ve bu basınç sayesinde patlama enerjisini dönen harekete çevirerek krank milini döndüren bağlantı çubuğunu hareket ettirir. Ve böylece tekerler hareket eder. Ve son olarak yanık gazın dışarıya atılması için piston tekrar yükselir ve yanma sonucu oluşan gazı dışarıya atar.